Evet. 4 günlük bir seyahatimizin ardından Safranbolu, oradan Amasra. 4 gün Safranbolu'da kaldık. Nasıl geçti? Vallahi her şey güzeldi. Süperdi ya. Gerçekten güzel yerler vardı. Gördük, görüştük. Herkese tavsiye ederiz. Herkesler gelsin. Safranbolu'yu nasıl buldun? Safranbolu çok güzel. Safranbolu gerçekten rüyalar ülkesi gibi bir yer yani. Çok güzel. Amasra da güzel bak. Amasra da hoşuma gitti. O da, orası da çok güzel. Amasra da güzel. Amasra evet, da süper evet. Ya. Ne kadar güzel yerler var. Evet. Amasra'nın iki sahil var. Bir de bir tarafta liman kenti. Küçük liman var, büyük liman büyük var. Büyük liman, küçük evet. Liman var. Evet. Her iki liman da harika. Evet, güzel. Çok. Orası da çok hoşuma gitti. Huzur verici bir yer Safranbolu bir kere. Safranbolu gerçekten tarih kokan bir kent. Yani her yerinden tarih fışkırıyor. Atmosferiyle, havasıyla, sakinliğiyle, insanlarıyla güler yüz, esnafı gerçekten çok güler yüz burada. Havası var, temiz havaları var, doğal yiyecekleri var. Evet, her şey doğal. Güzel, çok güzel. Ben de gerçekten büyük bir haz aldım. Yoğun trafik yok. Evet. Yani dinlenmedik evet. Mi? Dinlendik şimdi doğruya doğru. Trafik stresi yok. Değil mi? Rahat ettik ve dinlendik evet. Gerçekten. Safranbolu'yu herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Hakikaten çok güzel. Ben de baştan gelmek istemedim. Hani yollar dedim, ne bileyim nasıl hiç gelmediğimiz evet. Yer falan. Sen? Gerçi sen geldin bir kere. Uzun yıllardır evet. Türkiye içerisinde seyahat etmediğin için. Evet. Hala sende o eski yollar var kalmış evet. Kafanda, beyinde. Ha şimdi tabii ki seyahat ettikçe yolların... Ama güzel. Yollar süper. Yollar çok evet, güzel. Yollar hakikaten çok güzel. Tabii dikkatli olmak gerekiyor. Biraz sollamalar yapıyorlar. Kamyonlar olsun, tırlar olsun. Ama tabii dikkatli süreceksiniz. 100 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa evet, gidin. Şimdi... Güzel geçti yine her şey. Çok güzeldi. İstanbul'a geldik. Kartal. Bugün de İstanbul Kartal'dayız ama bu arada şimdi tam çıkışta yolu şaşırdık. Bir geri döneceğiz. Evet. Çıkışı kaçırdık çünkü oradan gitmemiz gerekiyor. Heyecanlı mı geldi? Yok, heyecanlı değil de trafikten dolayı. Evet. Güzeldi yani. Her şeye dikkat etmek lazım. Şu araba kullanırken. Yani çünkü Türkiye'de trafik. Biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çünkü burada pek kurallara uyan yok. Yani maalesef. Yok. Yol hakkı kimin değil. Onları pek ayırt edemiyorlar, bilmiyorlar yani. Kural yok, kural. Evet yok. Türkiye'de kural yok maalesef. Herkes... Onun için biz çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ya şimdi her yere bakmak gerekiyor. Sağına, soluna, önüne, arkana. Yani her yerde gözlü olması lazım. Çıkacağını bilemiyorsun. Her an her yerden bir şeyler çıkabilir. Çıkabilir yani. Evet. Trafik kurallarına maalesef pek fazla uyan yok. Her şey girdiğin zaman tamam.
çıkamaz. İstanbul biraz karışık gerçekten, çok karışık. Navigasyon bile zaman zaman rotayı şaşırabiliyor, rotayı bulamıyor maalesef. Evet, Kartal'a geldik. Şimdilik yayınımıza burada noktalayalım. İyi günler dilerim herkeslere. Evet. Unutma yoksa yolu yine şaşırırsın. Navimizi tekrar ayarlamamız gerekiyor. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim.